Ne yapıyorsun? İyi be. Of abi, ne boktan bir trafik. Kaldırımda bile yürüyemedim 10 ya. 10 dakika şeye çıkamadım. Kendi garajımdan çıkamadım yani. Doğru, çok fena ya. Kaldırım da çok fena yani. İstanbul trafiğinde karşıya geçme challenge. Ah! Canım arabayı sarsma lütfen. Kahvemi içemiyorum. Şu anda en yanlış arabaya bindim, biliyor musun? Ama sarsılmaması kahve... istediğim bir araba bu olmaması gerek yani. Yani. Bu arabanın özelliği böyle Brezilya dalgası gibi gidiyorsun her yerde. Neyse, fena değil sıcaklığı. İçilebiliyor. Adam sıcak kahve uzattırdı yalan. Evet arkadaşlar, Özgür Gerçel. Instagram'dan takip edenler zaten tanıyordur. Yani birkaç tane beraber fotoğrafımız var. Özgür'ün inanılmaz bir spor geçmişi var. Gelmeden önce YouTube'daki hakkında kısmını okudum ama o kadar uzun bir metin ki hiçbirini aklımda tutamadım. Çok fazla değil. Bir sürü Türkiye şampiyonluğum var. Fazla abi, değil. Her dalla ilgilenmişsin sen de yani. Yok kanka, her dalla ilgilenmedim ya. Esas benim şeyim futbol, yok. Su sporları. Evet. Esas su sporları. Abi ben... şu su altı rugby'si nedir ya? Abi şöyle, bir tane top var, onun belli bir ağırlığı var, topun içinde farklı bir materyal var. Topu attığın zaman suyun dibinde aşağı doğru paralel iniyor top. Hmm. Direkt aşağı düşmüyor veya direkt yukarı çıkmıyor. Ondan sonra onunla belli kuralları var, işte kalecin var. 5 metrelik tramplen havuzunda oynanıyor bu. Maske, palet, şnorkelle, ciğer havasıyla, doğal havayla oynanıyor. Evet. Ondan sonra keyifli bir spor yani, çok Türkiye'de çok bilindik bir spor değil. Ama kaç sene evvel yani... 20 sene evveldi benim en son aldığım derece. Peki, Türkiye ikincisi olduk işte onda. Normal rugby'deki gibi onu suyun üstünden mi atıyorsun? Her şey altta abi. Suyun altında o topu. Tabii tabii. Nasıl gidiyor abi o top? Topun içinde bir solüsyon var. Attığın zaman gidebildiği kadar. Yani sen daha çok elinde götürmek zorundasın onu. Ama bayağı boğulanlar falan oluyor maçta yani. Normal öyle suyun söyleyeyim. Altındasın. Tabii. Balık değiliz ki lan. Abi bir de şey yani, sonuçta çekişme var, hırs var. Öfke ve hırs. Boğar adam birbirini. Biz futbolda halı saha maçında taban giren insanları su altında düşünemiyorum yani. Aynen öyle. Ondan evvel yüzücüydüm. 2006'da Türkiye 1000cc pist şampiyonuyum. Tam onu diyecektim. Bir de motor geçmişim var. Evet, çünkü çok küçük yaşımdan beri motosiklete biniyorum. Ama motor da sağlam geçmiş senden de sanırım. Öyle de bütün sakatlıkların nedeni sanırım o yani. Abi tam olarak değil. Değil mi? Her kupa için bir kan döktüm. Vay be abi. Evet. Yani her kupa için 10-15 dikişim var. Spor konuşurken de sigara yakmak da garip ama benim vallahi kanalda sana böyle. Enteresan bir şey söyleyeyim mi? Profesyonel sporcuların çoğu sigara içer. Yanlış. Bence içmemesi lazım. Ben o yüzden spor yapmıyorum. Peki hocam. Şimdi ben yani direkt. Ben şimdi yaklaşık 2 yıllık bir spor geçmişim var. Baktık Sertan'la. Evet. Neredeyse 2. yılımızı dolduruyoruz. Evet. Kardeşim gitmiyor bu göbek ya. Şimdi biz buna böyle dışarıdan böyle bir şey yapıp bunu böyle yok edemiyor muyuz yani? Yok abi, edemiyoruz. Nasıl satayım böyle? Şöyle kardiyo yapman lazım. İşte ben de onu hiç sevmiyorum. Biliyorsun benim elektrikli skuterim var. Ben yürümek yerine onu kullanıyorum. Evet, bu arada biz gidiyoruz da. Biz poligonun sabahını kaçırmayalım. Evet. Ama önce bir İstoç'a gidelim de 36 kalibre bir şey kalalım. Akdeniz Poligon'a geldik şimdi. Özgür'le beraber bir video hazırlayacağız. Akdeniz Poligon da bu arada Avrupa yakasındaki ışıklandırması ortamı en güzel poligonlardan biri diyebilirim. Geldik şimdi, Akdeniz Poligon'dayız Özgür'le beraber. Birazcık Özgür'e ilk etapta temel atışla ilgili kuralları göstereceğiz. Özgür, ne kuralı? Özgür heyecanlı ama bir şeyde kural olmazsa kaos vardır arkadaşlar. Temel olmazsa olmazımız. Evet. Birincisi, boş dahi olsa namlunun ucunu canlı bir şeye döndürmüyoruz. Sadece namlunun ucu atış hakkımız olacak her zaman. Bitti atışın, bitti. Mekanizman geride dahi kalsa bu her zaman atış hakkında olacak. Ben gelip tabancanı elinden alacağım. İki tane tabanca kullanacağız bugün. Bir tanesi Glock 19, bir diğeri de Sig Sauer P226 Elite. Neden bunları tercih ettim? Sig Sauer tamamen metal, ağır ve birazcık daha büyükçe bir tabanca. Glock 19 sadece üst gövdesi metal, alt tarafı tamamen polimer. Dolayısıyla daha hafif. Özgür'le daha önceden hiç atış yapmadığımız için el büyüklüğüne göre her iki tabancayla da atışlarına bakacağız. İkincisi, tetiği çekmeye karar verene kadar kesinlikle parmağın tetik korkuluğun içine girmeyecek. Ha, benim diğer dışarıdaki çekimlerim, şeyle yaptığım kesinlikle ve kesinlikle. Bu çok önemli bir alışkanlık.
Çünkü sen daha iyi bilirsin. İnsan elindeki hareket kabiliyeti 5 parmağı aynı anda her refleksimizde 5 parmak aynı anda hareket eder. Yani bunlar tek tek eder ama bir refleksle böyle beraber hareket eder. Dolayısıyla istemsizce tetik çekmeler hep bir ürkme, hep bir korkmayla olur. Ama bunu şu şekilde taşımaya, kullanmaya, bu kas hafızamızı alıştırırsak bir sürü kazanın önüne geçmiş oluruz. Bir diğer şey de silah boş dahi olsa, kuru dahi olsa her zaman buna doluymuş gibi davranacağız. Her doğrulttuğumuz şeye bu ateş alabilir gibi davranacağız. Böylelikle de uzun süreli atışlarda kulaklıktaki sesler bilmem neler unutabiliriz. İçinde mermi var mıydı yok muydu? 14 tane mi bastık acaba? 13 tane mi bastık? Artı bir tane içinde olur. Hele ki horozsuz tabancalarda bunun içindeki doluluğu çok kolay bir şekilde anlayamayacağın için eskaza tetiği çektiğin anda patlayabilir. O yüzden bir silah her zaman doludur. Evet. 3 tane şeyi bulduk mu kolay kolay ölmeyiz. Özgür'ün kanalına da kesinlikle abone olun. Şimdi yapacağımız atış antrenmanında hangi kas gruplarını geliştirmemizle ilgili kısmını da Özgür'ün YouTube kanalına hemen şuradan gidip abone olabilirsiniz. Şimdi yavaştan atışlara geçelim. Evet. Abi şimdi öncelikle senin elin için diyelim ki bir tabanca satın almaya karar verdin. Evet. Şey gibi değil bu. Bir ayakkabıda Nike iyidir abi, Nike alayım ama yine de her modelin ayağına denersin hangisinin için daha rahattır. Tabancada da aynı. Bir tabancayı satın alırken en önemli şey tabancanın kabzesinin eline ergonomik olarak uyması. Abi benim ellerim çok büyük mesela. Evet. O yüzden senin eline çok büyük ihtimalle bir Glock 19'da atış yapacağın sırada tabanca elin içinde kaybolacağından ve rahat tutamayacağın için daha farklı silahlara yönelmen gerekebilir. Şimdi tutuşta genelde alışılagelmiş bir şey var. Herkes bunu bu şekilde anlatır. Evet, ben Sigsauer'da göstereyim. Tabanca boş. Tabanca elimizde ilk önce kavradık. Bu elimizi kesinlikle sıkmıyoruz. Yani bu tabancayı bu el böyle yumruğunu sıkar gibi ezmeye çalışır gibi değil. Bu kavrayacak. Tuttum. Bu el de destekli. Bunu tutarken yumruğun ikinci boğum yani orta kemiklerinin üzerine bu elin ayasını şuradaki kavramını getiriyorsun. Doğru kapatıyorsun. Doğrudur. Bunu kapatıyorsun. İlk etapta sol elinin baş parmağı tabancaya temas ediyor. Bunu aç. Bunu kapat. Sonra bu da bunun üzerine getiriyor. Genelde herkesin nasıl böyle böyle değil mi? Değil. Böyle böyle böyle. Bu da neye sağlıyor? Bir kilit tabancayı kontrolüne sağlıyor. Okay. Bunu aldık. Atış hattında eğer iki ayağın yan yana açık ve atış yapıyorsan bu yarışmacı atışı. Biz gerçek hayatımızda bunu kullanmıyoruz. Çünkü bizim tabanca kullanma amacımız kendimizi savunmaysa bizim en rahat, yani dövüşte de veyahut da duruşta da en rahat. Dizler hafif kırık. Evet, dizler hafif kırık. Hafif bir yarım adım, bir ay sol ayak önde, hangisi denge ayağınsa önde ve tabancayı bu şekilde çekiyoruz. Yani çekiş, tutuş değil, duruşumuz da bu. Ama bir yarışma atıcısında genelde gördüğümüz iki ayak karşı hedefe doğru bakar, tabancasını çeker ve atışını bu şekilde yapar. Biz bunu bu şekilde değil, normalde sol ayak önde, sağ ayak yarım adım geride olacak şekilde. Kavradık ve nişanı tabancamızı hedefe doğru doğrulttuk. Şimdi burada ikinci önemli şey başlıyor. Kur, boş tabanca. Şimdi silahlarda double action ve single action tetiğin ağırlığıyla ilgili bir şey. Hı hı. Şimdi tetiğinde bir boşluk var. Tabancan kurulu olduğu için. Evet. Burada bir yere kadar çektim ve burada bir duvar var. Evet. Bu duvara geldiğin zaman artık patlayacak. Ama boşken bunu yaptığın zaman kurulurken şimdi tetiğin ağırlığı daha da fazla oldu. Bu double action'a geçti. Hı. Şimdi nişan aldın, tetik hareketini, tetiği nasıl çekeceksin? İlk etapta parmağın kesinlikle tetik korkuluğunun içine çok fazla girmiyor. Hı hı. Çok fazla dışarıda parmağın ucuyla da çekmiyorsun. Hı hı. Bu tamamen şuradaki boğumun ortasıyla çekiyorsun. Evet. Bunun aslında fizyolojik olarak mantığı bu ama küçük elim, büyük elim varsa buradaki hikaye şu. Tetiğe koyduğun elini gez ve arpacıktan düz bir hat olarak geri gelecek şekilde aslında eziyorsun. Yani doğrulttun. Tetiğini çekerken bu parmağın buradan çekişte düz bir hat olarak geri gelmesine aslında dikkat ediyorsun. Doğrulttun. Evet. Patladı. Buradaki en büyük hikaye de ilk atıcılıkta kendi kas hafızan gelişmeden önce bunun ne zaman patlayacağını, tetiğin ne zaman düşeceğini bilmemen senin gelişim için çok önemli. Çünkü
bir patlama sesi ve bir şahlanma olacağını biliyorsun. Hı hı. Dolayısıyla senin beynin ve kasların bunu engellemek adına tabanca ister istemez aşağıya bir kuvvet uygulayacağız. Çünkü bunun şahlanmasına diyorsun ki bu şahlanmamalı. Her tabanca %100 şahlanır. Şahlanması çok büyük bir eksi değildir. Zaten şahlanma yaptığında mermi çoktan namlunun ucundan çıkmış, hedefe doğru yol alıyor demek. Dolayısıyla senin yapman gereken aşağıya çökmemek, sola sağa çekmemek. Patlama esnasındaki şahlanma çok normaldir. Bunu engellemeye çalışma. Şimdi ilk etapta bir Glock'la atışlarına bakalım, grupmanına. Grupman dediğimiz şey, sen ortaya nişan al, bakalım yaptığın 3 atış nereye toplanacak? Tamam. Böylelikle sola mı atayım? Soldakine, tamam. Tam ortaya nişanını al. Tabanca dolu, kuru, değil mi? Kur. Duruşta ne gösterdik? Sol elini işaret parmağı. Evet. Birazcık daha kendini belden kır. 3 tane 12'ye nişan al. 10'a. Boş. Şarjı çıkarttım. Düşürdüm. Bakalım. Şimdi grupmanı geniş. Yani bu birazcık kenara geldi. Diğer arkadaşlar da görsünler. Buradaki grupman birazcık bu mesafe için fazla. Normalde ne olması lazım? İşte birinin buradayken en azından bir 5 santim çerçevenin içine toplayabiliyor olman lazım. Yani şunun içine toplayabiliyor olman lazım. Ama sana ne dedim? Sen ona nişan al. Evet. Ve senin sol, birazcık sol ve genel olarak da iki tanesi de aşağıya inmiş. Hı hı. Bunun iki nedeni olabilir. Birincisi tabanca eline uymamış olabilir. İkincisi de çok ilk başta bahsettiğim şahlanmayı beynin engellemeye çalışarak aşağıya baskı yapıyor olabilirsin. Bunu şimdi test edeceğiz. Evet, başka bir de tabanca... Sigzauer'la atış yapacaksın. Şimdiki grupmanına bakıp hataları bir şekilde görmeye çalışacağız. Şimdi birazcık daha ağır, birazcık daha senin eline yatkın gelebileceğini düşündüm. Sigzauer P226 8. Dolu, kur ve atışını yap. Bakalım. Bir kontrol ediyoruz. Geri gel. Tamam. Peki. Şimdiki atışları. Şu iki ve geri de burada. Evet. Bu demek oluyor ki şahlanmayı engellemeye çalışıyoruz. Şimdi yine Sigzauer'la... Bunu daha rahattı diye. Bunu daha rahatsa Sigzauer'la devam edelim. Bir üç tane daha vereceğim ve atışına bakacağız. Şimdi tekrar doldurdum. Dolu. Al. Tamam. Evet, sen al. Parmak dışarıda. Atışa hazırsın. Nişanı aldın. Birazcık geride durayım. Hazır. Gördün mü yaptığını? Evet. Fark ettin mi? Şimdi patlama yok. Dolayısıyla öne doğru çökmeni çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani şahlanma varken bunu engellemeye çalışacağı için kas hafıza. Bunu aslında evde boş atışlar, boş dediği düşürmeyle de yapabilirsin. Ama ne kadar fazla atış yaparsan onu öne çok kolay geçebilirsin. Şimdi tekrar dolduruyorum. Bunu yapmamaya çalış. Tetiği çekerken içinden sadece arpacık, 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 arpacık diye geçirirken tetiği ezmeye başlıyorsun. Sen tetiği yavaş yavaş ez. Ne zaman patlayacağını bilme, bir de öyle deneyelim. Anladın mı? Dolu, kur, at.
iki atışı. Bunlar ilk iki atışı. Birazcık geri yani görüyorlardır. İlk iki atış tamamen konsantre. Üçüncüsünü şimdi slow motion ekrana koyacağım. Aha. Üçüncüsü patlamanda ciddi bir irkilme, ciddi bir tepkin oluyor. Dolayısıyla onda yine aşağıya doğru çekme gidiyor. İlk iki de bahsettiğim arpacık odaklanmayı çok güzel yapmışsın. Üçüncüsünde aşağıya doğru gitmiş. Atıcılık da yani bizim amacımız karşımızda bir düşman, karşımızda durdurmak istediğimiz bir nesne olduğunda bunun ölçüleri standartında bir insan süliyeti. He. Dolayısıyla her bir tane aslında attığın her şey senin hedefinde demek. Üç tane de biz atalım. Kulaklığını takalım mı? Kurulu, dolu. Doğrulttum. Bak, gruplarımızı görüyor musun? Bu gruplar güzel bir gruplar. İki tanesi onda, bir tanesi onda, bir santim aşağıda dokuzda. Buradaki aslında hikaye çekip hızlı atmak veyahut da şey değil. Çok fazla atış yapacağın için, çok fazla atış yaptığın esnada senin vücut refleksin artık patlamaya, şahlanmaya, o tepkiye zaten bunu biliyor, öğreniyor vücudun belli bir zaman sonra. Dolayısıyla sen bunu artık vücudun tepki göstermiyor. Daha garip bir şey deneyelim. Bunu 19'da göstereyim. Bizim amacımız eğer bir suç unsurunu en hızlı şekilde atışını yapmaksa zaten bir iç taşıma holster'ı, kılıfı veya bir dış taşıma kılıfım var. Şu anda bizim üzerimizde yok. Ama sadece göstermek adına tabanca dolu ama kurulu değil. Bu senin belinde tabanca. Ulaşabileceğin en rahat yer. Bir tabanca götte taşınmaz abi. Bu tabanca ulaşabileceğin en rahat yer, en hızlı kullanabileceğin yerde taşınır. Çünkü biz bunu hızlı bir şekilde çekme amacımız. Karşımızda bir suç unsuru var. Bize doğru geliyor. Seni çektiğin anda, tabancanı belinden aldığın andan itibaren tabanca hedefe doğru bakıyor. Yani şöyle bir çekme, şöyle bir çekme, buradan böyle bir çekme yok. Bunu aldın, şöyle gösteriyorum, bunu aldın, daha buradan holster'ından çıkarttın ve tabancan aslında şu anda hedefte. Buradan dahi üzerine gelen bizim kütlemizde bir şeyi vurabilirsin. Bunu aldın, elinle çektin, ileri hedefte. Hedefte olarak bakması lazım. Yani burada duruyor. Diyelim ki dolu taşıyoruz. Şu an dolu. Parmak her zaman dışarıda. Aldık, çektik, baktık. Bütün attığın şey hedefi. Buradaki yarışma mantığında bir şey yapmadığın için yani 8, 9, 10 bilmem ne puanlaması değil. Burada en önemli şey senin için ilk etapta üçüncü tabancayı atışların hepsinin hedefinde olması ve tabancayı ne kadar rahat kontrol ediyor olma. Umarım dediklerimi anlamışsınızdır. Bu arada bir dip bilgi vereyim. Arkadaşlar ben eğitmen değilim. Eğitim vermiyorum. Ben yapmıyorum. Burada Özgür'le beraber gelip Özgür'ün ilk kez atıcılıkla ilgili fikirlerini paylaşıyorum diyelim. Özgür'cüğüm yoksa senden bir 7000 lira rica etmedim değil mi bugün? Hayır. He tamam. Şimdi ben istiyorsan bunlarla iyisek birazcık daha kalibreyi büyütelim. Şimdi tabancayla Özgür'e atış yaptırdık ama buraya kadar gelmişiz. Poligon ortamında bir tüfeği de tatsın yalnız istiyorum. Yalnız çıtayı çok yükselttik. Yok aslında da bu daha kolay bir şeydir. Bu benim meşhur Safir T14'üm. Şu anki herhalde Türkiye'deki en hafif Safir diyebiliriz. Bunlar da önce bir boş gel. Bunda yine biz bu hedefe atış yap. Şimdi bunun üzerinde reddat var. Tahminim sıfırlı olması lazım. Bunda çift gözün açık bakıyorsun. Tabanca da aslında bu şöyle ama bu tabii gelişme olacağı için ilk etapta bir gözün kapalı olması senin için faydalı. Takıyoruz. Buradan kuruyorsun, elinde tutuyorsun. Nasıl rahat? İstersen böyle tut, istersen böyle tut ama böyle tutman her zaman daha iyidir. Hafif üstüne yatıyorsun, kırmızı nokta, hedefte. Tak 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 tak, atışını yapıyorsun. Tamam. Dolu, parmak her zaman dışarıda, önden kavra,
birazcık yukarı. Enseyi yatır. Çift gözün açık. Kırmızı noktayı gördüğün yerde. Bunda da emniyetimiz tamamen geriye çektik, bıraktık, bu düşür. Evet. Tüfek tabancaya göre her zaman daha rahat kontrollü. Evet. Neden? Çünkü bir dipçik var. Evet, tüfek adamıymış. Yani söylüyorsun zaten. Kontrol, şu elinde hiç kontrol etmesen dahi, şu C-clap dediğimiz C tutuşu. Ya bunu ben rahat ettiğim için bunu sana da böyle gösterdim. Hı-hı. Bu hiç olmasa bu daima hedefte. Yani bizim şununla bunu herhangi bir destek, herhangi bir kontrol yapmamıza gerek yok. Bunda hep de şerefli. Durdum tak 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 tak. Tabancada ne var? Şu dayama olmadığı için burada. Bunu evet, bir de bir şey söyleyeceğim. Ağırlığı var. Kulaklık varken çok takılıyor kulaklık. Çok rahatsız ediyor beni şeye. Onda zaten hikaye şu bak. Bak benim kulağım gitmiyor gördün mü? Ha. Böyle atmıyorum. Ama bu kulaklık daha büyük o yüzden. Hayır fark etmez. Sen kafa yatırıyorsun ben ha. Çenemi dayıyorum. Ha. Bak. Tamam. Bak. Tamam. Anladım. Şu değil. Şu. Evet. Tüfek bilinen her zaman omuz boşluğuna dayamaktır. Kabul. Ama mesela bende omurilik eğriliği var. Benim fiziksel olarak, bende bir kamburluk söz konusu olduğu için benim tüfeğin üzerine çökmem gerekiyor. Çünkü benim ergonomik duruşum bu değil. Benim ben bu duruş için kendimi zorluyorum. Bende şu olduğu için tüfeği, her tüfeği, MP5 özellikle, sen tüfeğe gitmezsin, tüfeği kendine getirirsin. Tüfeği getirdim. Burada olsa dediğin gibi yatmam gerekecek. Ama burada yani şu omuz boşluğunda yine burada istediğin kadar at. Kulaklık gelmez. Şuranı dayayabilirsin. Bayıldım tüfe. Şimdi sana sormak istediğim bir soru var. Evet. Burada 15 tane atış yaptık. Evet. En fazla hangi kas gruplarını çalıştırdın? Hangisinde daha fazla yoruldun? Abi direkt olarak sırt grubu. Trapez. Bir de zaten vücudu önünde bir ağırlık var. İster istemez sırttan da. Ama şöyle yani omuzumla alakalı pek bir şey yok. Hani direkt olarak sırt grubu ve trapez. Evet değil mi? Evet. Ya peki böyle bu atıcılıkla ilgili daha bir daha konforlu atış yapabilmek için hangi sporları yapmamız gerekiyor? Hangi antrenman programını izlememiz gerekiyor diye soracağım. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Hemen yukarıdaki evet. Özgür'ün. Biz bunu çektik, eziyet ettik. Evet. YouTube kanalına gidip oradan izleyin ki gerçekten çok faydalı arkadaşlar bunlar. Şimdilik arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz daha atmamız gereken 2 kutu Sterling 9 mm. Bir de gelirken Sterling'in yeni 36 kalibresi için fişekler de var. Onları da bulduk. Evet biz atışlarımıza devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Birisi abi bunu yapabilir misin demişti. Bu da kısacık bir deneme olsun arkadaşlar sizin için. Yani yapılmayacak şeyler yok.